Günaydın arkadaşlar. Bir sıcak gündem videosuyla karşınızdayım. Bu çekmeye bir 5 dakika önce karar verdiğim bir video. Çünkü 5 dakika önce bir şey okudum ve yok olamaz böyle bir şey dedim. Yazımı yazsam diye düşündüm. Sonra vazgeçtim, video çekmeye karar verdim. Bugün cumartesi, yani bir bahar günü ama hava kapalı. Yine de hani insanın canı evde durmak istemiyor. Sabah erken uyandım, üstümü giydim, elimi yüzümü yıkadım ve evden çıkmadan önce sosyal medyayı kontrol ederken bir şey gördüm. Vaziyet Haber'in internet sitesinde, daha doğrusu Twitter hesabında bir haber, bir açıklama. Değerli büyüğümüz gazeteci Cem Küçük'ün bir açıklaması bu. Hemen aynı tweet'i okuyayım size. Cem Küçük demiş ki, okurlarımdan ricam, eğer bizim taraf medyasında bu bozgunculardan birinin 5 dakika dizide gözükse bile bana haber verin. Ben gereğinin yapılması için hemen devreye gireceğime söz veriyorum. Bu ülkede bedel okuma kültürünü oturtacağız demiş. Yani enteresan. Oldukça enteresan. Sanki bedel okuma kültürü yokmuş gibi ya da bu ülkenin sanatçıları, şarkıcıları, oyuncuları yeterince bedel ödememiş gibi ki biliyorsunuz Cumhuriyet tarihi aslında bizim sanatçı tayfasının bedel ödemesiyle geçer. Yeni bir bedel okuma kültüründen bahsediyorlar herhalde. Yenilenmiş versiyon 2.0 bir şey, daha acı, daha katı, daha intikamcı bir şey olsa gerek. Kimi kastediyor Cem Küçük burada? Her şey güzel olacak hashtag ile tweet atan ve Ekrem İmamoğlu'na destek veren oyuncuları kastediyor elbette. Diyor ki, siz madem böyle yaptınız, ben de sizin ekmeğinizi elinizden alacağım. Açıkçası şimdi burada iki pencere açacağım. İlk pencere şu, bu beyefendi bu durumda Türkiye'nin en önemli, en etkin kas direktörüne dönüşmüş durumda. Tümay abla, özür dilerim ama bakın elinizden işinizi almak isteyenler var. Çünkü bir dizide kimin oynayacağına, ne kadar gözükeceğine yönetmeni, yapımcıyı ve hatta kanal yönetimini dahi aşan bir otorite haline gelerek bunları yapabileceğini düşünen biri varsa karşımızda, demek ki hiç kimse kendi istediği oyuncuları oynatamıyor demektir. Enteresan. Yani ben açıkçası bazen bazı dizilerde oynayan oyunculara acıyorum. Mesela hani kendilerini padişah madişah zannediyorlar falan. Şimdi onları biz gerçek hayatta da biliyoruz. Hani sağda solda festivallerde görüyoruz. Ne yediklerini, ne içtiklerini de biliyoruz falan böyle. Ve enteresan böyle bir saklanma, gizlenme haline giriyor hepsi. O kısım çok açıklı ya. Bir insan niye kendi özgürlüğünden böyle bir şey verir? Asıl bedel ödeme bu, biliyor musunuz? Asıl bu işlerin içinde olarak bedel ödüyor insanlar. Yani bu kas direktörlüğü şakasını bir kenara bırakırsak, keşke bu adamın dediği şeyler olsa. Yani keşke bütün dizi oyuncularımız bu bedeli ödeseler de bu iyi oyuncuları biz saçma sapan dizilerde artık izlemekten vazgeçsek, onlar da yapmaları gerekeni yapsalar. Yani iyi oyunlar, iyi tiyatro oyunları, bağımsız oyunlar, bağımsız filmlerde karşımıza çıkıp gerçek sanat ve direnme gücü, halka direnme ve dayanma gücü veren bir sanat üretimine geçseler. Bu çok güzel olur. Bu Türkiye'de yapıldı daha önce pek çok kez. Tarık Akan'ı düşünün. Bir kartpostal çocuğuyken, Arzu filmin romantik komedilerinde başrol oynayan yakışıklı John'ken bir anda kendisi toplumcu sinemanın baş aktörlerinden biri haline geldi. Maden filmini çekti ve akabinde bambaşka bir oyunculuk serüveni başladı onun için. Böyle başka oyuncular da var. Kemal Sunal'ın son dönemi de keza yine toplumcu sinema adına verdiği iyi örneklerle doludur. Bir sürü böyle öğrenci var. Hale Soygazi geliyor mesela aklıma. O da yine böyle romantik komedilerle Yeşilçam melodramlarında başlayıp sonra böyle filmlerde karşımıza çıkan Müjde Ağar keza. Yani bu mesela Yeşilçam'da böyle bir dönüşüm zamanında gerçekleşmiş. Neden şu anki Türk televizyonculuğunda ya da Türk sinemasında böyle bir dönüşüm gerçekleşmesin? Bu dönüşümü kendi elleriyle gerçekleştirmek istiyorlarsa bu beyefendiler, buyursunlar böyle şeyler yapsınlar. Yani bu oyunculara bedel ödetsinler. Bir oyuncu gidip her şey güzel olacak ya da Ekrem İmamoğlu'nu destekliyorum tweet'i attı diye onu işinden gücünden edeceklerse, emin olun herkes yiyecek bir ekmek bulur kendine. Ama az yer, ama çok yer, ama kimse acından ölmez. Dolayısıyla ne olur?
Ya bir de ne olur yani? Hani bu adamları, bu kadınları çıkardığınızda yerlerine kimi koyacaksınız ya? Kim var elinizde? Hiç kimse yok. Ne yönetmeniniz var, ne yapımcınız var, ne kurgucunuz var. Doğru dürüst hiçbir eleman, oyuncunuz zaten yok. Olmadığı için, muhtaç olduğunuz için zaten kendi ideolojinizden olmayan insanlarla çalışmak zorunda kalıyorsunuz. O yüzden bir yerde herkes de haddini bilecek. Yani yok şöyle yaparım, yok böyle yaparım, yok bedel okuma kültürünü oturtacağız falan filan. Bu kendi sesi midir, başkasının sesi midir bilemem de hiç kimse hiçbir zaman bir bedel ödemeyecek. Ha, sırası gelen bedelini sırası geldiğinde ödetir. O yüzden benim tavsiyem herkes kendi bağımsız yapılarına kavuşsun. Kendi internet sitesini açsın, kendi oyununu oynasın, kendi filmini çeksin. İmece usulüyle bir şeyler yapsınlar, toplaşsınlar, diziler, filmler çeksinler. İnternet dediğim şey var. Bakın YouTube var. Ben YouTube'dan ulaşıyorum şu an sizlere. YouTube dizileri çeksinler. Kimse kimseye muhtaç değil. Herkes bir şekilde para kazanmanın yolunu bulur. Hele şu anki haliyle, şu anki medya düzenine kimse muhtaç değil. Bu televizyon kanallarına kimse muhtaç değil. Zaten kimse artık dizi izlemiyor arkadaşlar. Dizi izinde işinin de 1 ya da 2 yıllık bir ömrü kaldı yani. Sonra tamamen bu iş bir reformist bir şey, açıyla, bakış açısıyla değiştirilmeli, geliştirilmeli. Yoksa çökecek yani. Yani evet, bizim dizileri yurt dışında izliyorlar, ediyorlar. İşte satıyoruz onu şu ülkelere, bu ülkelere. Ama zamanında da işte Brezilyalılar, Meksikalılar bir sürü dizi satıyordu. Ne oldu? Gitti o telenovela dedikleri şey. Battı gitti. Bunlar geçici başarılar. Bunların arkasına düşmemek lazım. Kimse de, ben kimsenin de bu tehditleri ciddiye alıp, yani bizim medya dünyasında, sinema, televizyon dünyasında kimsenin bu tehditleri ciddiye alıp, aman aman şu an mesela korkudan kahvaltısını yapamaz hale geldiğini falan da düşünmüyorum. Böyle açıklamalar sadece yapanlara zarar verir. Ne olur oyuncuları rahat bırakın. Zaten hiç kimse herhangi bir suya sabuna dokunmamak için elinden geleni yapıyor. Yani şöyle söyleyeyim, ben festivallerdeki filmleri izliyorum, bağımsız sinema örneklerini. Gerçekten çok az cesur yapım çıkıyor karşımızda. Genellikle hiç kimseyi kızdırmayacak, siyasi açıdan çok bir yere oturtulmayacak böyle eleştiriler izliyoruz. Dolayısıyla zaten herkes bu kadar kendine dikkat ediyorken, herkes çoluğunu çocuğunu, işini gücünü düşünerek bu kadar sakınıyorken, ediyorken ki bu normal bir insan refleksidir, bunu da anlıyorum. O yüzden kimseye kızmıyorum, etmiyorum. Bir de çıkıp böyle tüy dikecek açıklamalar yapmaya, insanları gerçekten kızdırıp asıl potansiyellerini ortaya çıkaracak açıklamalar yapmaya da gerek yok. Ayıp oluyor yani. Gerçekten ayıp oluyor. Bırakın film çekenler çeksin filmini. Sizin orada ayrı bir film çekmenize gerek yok. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Başka konular vardı aslında aklımda, konuşacak, video çekecek falan. Ama kısmet bunaymış. Bir de işin sonuna şunu eklemek isterim. Sanırım bir parayla dizi, film, televizyon kanallarını izleten bir platform ki bu işin Türkiye'deki öncülerinden. Game of Thrones dizisinin alt yazılarını çeviren arkadaşımızın Twitter hesabını kapattırmış ve ekşi sözlüğü de zamanında sizi de kapattırmıştık. Aman dikkat edin kendinize falan diye tehdit etmiş. Ya şu dilden, şu tehdit dilinden bir türlü kurtulamadık ve hakikaten bir televizyon kanalına bile oranın kurumsal sözcülerine bile sirayet etti. Çok üzülüyorum ülkem adına. Umarım bunları aşarız ve birbirimizi tehdit etmeden, birbirimizi anlayarak konuşacağımız günler gelir. O zamana kadar filmlerle, şarkılarla ve başka güzel şeylerle kalın. Hoşça kalın.